Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bizi takip edenler bilecektir. Bir önceki videomuzda yabancı memleketlerde yapılan noterlik işlemlerinin, bunlara vekaletname veya diğer işlemler olabilir, yabancı noter tarafından yapılan vekaletnamelerin veya diğer işlemlerin Türkiye'de nasıl geçerli olacağını izah etmiştik. İkinci videomuzda da ki bu videomuzda tapu işlemleri, sadece tapu işlemleriyle ilgili olarak yabancı ülke noterinden verilecek vekaletnamelerde nelere dikkat etmemiz gerektiğini bu videomuzda sizlere izah etmeye çalışacağım. Özel olarak videomuz başlıyor. Yurt dışında bulunan insanlarımızın Türkiye'de en çok işlem yaptıkları yer tapu müdürlükleri. Bununla ilgili vekaletnameler, çünkü kendileri gidemiyorlarsa vekaletname verecekler. Şimdi bu vekaletnameyi verirken İki şeyi yapabilirler. Birincisi Türk konsolosluğuna gidip o vekaletnameyi verebilirler. İkincisi ise yabancı ülkede bulunan noterde de bu vekaletname verilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bu konuda eğer tapu müdürlükleri böyle bir talebi reddediyorsa, ben size hukuki dayanaklarını göstereceğim. Bu hukuki dayanaklara göre hakkınızı arayabilirsiniz ki avukat meslektaşlarıma da inşallah bir yön gösterir. Yabancı memleketlerde yabancı noterlerin yapmış oldukları, düzenledikleri vekaletnamenin Türkiye'deki tapu müdürlüklerinde geçerli olmasıyla ilgili olarak bizim birkaç tane hukuki dayanağımız var. Birincisi milletler arası özel hukuk ve usul hukuku hakkındaki kanun, MÖHÜK diyoruz kısaca biz buna. Bu birinci kanunumuz. İkincisi noterlik kanunu, en önemlilerinden biri. Üçüncüsü noterlik kanunun yönetmeliği. Dördüncüsü tapu sicil tüzüğümüz. Beşincisi tapu katastro genel müdürlüğünün 11 Ağustos 2015 tarihinde 2015'e 5 sayılı genelgesi ve 2019 yılında yayınladığı, bu apostil şerhiyle ilgili yayınladığı bir genelgesi daha var. 2019'da 2 sayılı genelgesi ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bu yurt dışından alınacak yabancı ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerin Türkiye'de nasıl geçerli olacağına tüm bu mevzuatı da toparlayarak anlattığı, teşkilatlarına gönderdiği yabancı memleketlerde düzenlenen vekaletnamelerle ilgili kılavuz, yani bir rehber yayınlamıştır. Bundan da faydalanabilirsiniz. Bunların hepsini internette bulabilirsiniz. Bir önceki videomda da anlattığım gibi biz yurt dışında bulunuyorsak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşı, mavi kartlı vatandaşlarımız veya yabancılar veya yabancı tüzel kişilerde, yani işte dernektir, şirkettir, bunlar da yabancı ülkelerde ya Türk konsolosluğuna gidip bir vekaletname verebilirler ki konsoloslukların, anlatmıştık, noterlik kanunun 191. maddesine göre noterlik yetkileri vardır. Bunu yapabilirler. Aynı kanunun, yani noterlik kanunun 195. maddesine göre de yurt dışında usulü uyarınca noterler tarafından düzenlenen belgelerin Türkiye'de geçerli olması için de o noterin bağlı olduğu üstün imzalaması, onaylaması ve Türk konsolosluğunda onaylaması halinde Türkiye'de geçerli olduğunu 195. maddeye göre söylemiştik. Bu aynı tapu işlemleri içinde verilecek vekaletnameler için geçerli. Yalnız bu yabancı ülke noterinin düzenleyeceği vekaletnamede, ki Türk konsolosluğu düzenlerse zaten sorun yok, noter işlemleri konsolosluk tarafından yapılabiliyor ve tapu ile ilgili olarak da düzenlendiğinde usulüne uygun, o da usulüne uygun olmak Türkiye'de doğrudan geçerli. Ama yabancı noterin yapmış olduğu vekaletname, düzenlediği vekaletnameler için özel bir durum var. Bunda da ikili ayrım yapmamız gerekir. O ülke, yani vekaleti düzenleyen ülkedeki noterin bağlı olduğu o ülke 1961 Lahey Sözleşmesi apostil şerhinin kaldırılmasına ilişkin sözleşmeye taraf mı değil mi? Tarafsa nasıl bir işlem yapılır? Taraf değilse nasıl bir işlem yapılır? Buna göre bir ayrım yapmamız gerekiyor. Şimdi Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkındaki kanun 21. maddesine göre taşınmazlarla ilgili yapılacak işlemlerde taşınmazın bulunduğu ülke hukuku geçerli. Yani Türkiye'de ise mal taşınmaz mal, o zaman tapu müdürlüğü tabii konumuz, o zaman Türk hukuku
geçerlidir. Buna göre de yabancı ülkelerden alınacak vekaletnamelerinde Türk hukukuna uygun olması gerekir. Bu kadar açık. İşte noterlik kanunumuzun 195. maddesinde de yurt dışından alınan vekaletnamelerin demin söylediğim prosedüre göre kabul edileceği söyleniyor. Bu da hükme bağlanmış. Ancak burada noterlik kanunumuzun 89. maddesi ki düzenleme şeklinde yapılan vekaletnameleri düzenler. 89. maddede tapu işlemleriyle ilgili mülkiyete ilişkin veya kullanımına ilişkin olarak bir vekaletname düzenlenecekse, bir işlem yapılacaksa, yani böyle bir vekaletname verilecekse o zaman bunun düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Türk hukukuna göre bu. Bunun anlamı şu. Yani siz Almanya'da, Belçika'da, ne bileyim Avusturya'da, Avustralya'da o ülkenin noterinde bir vekaletname verecekseniz Türkiye'deki tapu işlemleri için o ülkenin dilinde ve düzenleme şeklinde, yani noterin kendisinin yazması şeklinde olması gerek. Yani bir A4 kağıdına yazıp vekaletnameyi Türkçe olarak yazıp veya Almanca veya İngilizce olarak yazıp onu onaylatmanız halinde geçerli olmuyor. Buna dikkat edeceğiz. Noterin kendi dilinde yazılması gerek. Bulunduğu ülke Türkçe yazamaz zaten. Bunun anlamı da mutlaka ve mutlaka bulunduğu ülke dilinin olması anlamına gelir. Fransızca ise Meksika'da düzenliyorsa İspanyolca yazacaktır. Brezilya'da düzenliyorsa Portekizce yazacaktır. Mutlaka bu şekilde noterin kendisinin yazması gerek. İkinci konu, bu vekaletnamelerde mutlaka fotoğraf olması gerek. Bu nereden kaynaklanıyor? Noterlik kanunun uygulanmasına yönelik 2013 yılında yayınlanan noterlik yönetmeliğinin 93. maddesine göre fotoğraf yapıştırılması zorunlu olan işlemlerle ilgili olarak noter işlemlerini orada belirtilmiş, mutlaka fotoğraf yapıştırılması gerekiyor. Eğer taşınmazın mülkiyetiyle veya kullanımıyla ilgili bir vekaletname veriliyorsa vekalet veren kişinin resmi olması gerek. İşte bu resimde de mutlaka o noterin, diyelim Almanya'da düzenleniyorsa, mutlaka o noterin mührünün o resim üzerine basılmış olması gerekir. Bu soğuk mühürde olabilir, delme şeklinde de olabilir. Ama fotoğrafın sonradan yapıştırılmadığını göstermesi açısından mühürün olması şart. Veya kaşenin olması şart. Yapıştırılan fotoğraf bazı vekaletnamelerde dijital olarak baskı şeklinde yapılmış olabilir. Yani sonradan yapıştırma değil de orijinal şekilde. Bu dijital ortamda o vekaletin üzerinde bulunabilir. Bunun herhangi bir yerinde noterin tasdik etmesi, illa mührünün olması gerekmiyor. Tasdik etmesi yeterli. Çünkü bunun daha sonradan yapıştırılması, dijital olarak kaydedilen bir resmin daha sonradan yapıştırılması mümkün olmadığı için bu geçerli kabul ediliyor. Diğer bir husus da mutlaka bu vekaletnamenin altında mutlaka ve mutlaka İşlem yaptıracak hak sahibi kişinin, tapuda işlem yaptıracak hak sahibi kişinin imzasının olması gerek. Örnek Alman noteri veya Avusturya'daki noter veya Fransa'daki noter bunu mutlaka önünde almak zorunda. Bu tapu sicil tüzüğünün 18. maddesi gereğince aranan bir şarttır. Eğer tevkil ediliyorsa, yani bir vekil tayin edilmiş, o vekil başka bir vekili tayin ediyorsa o zaman yine noterlik kanunumuza göre o belgenin de, yani ilk verilen vekaletnamenin de bu vekaletname arkasında olması gerekiyor. Yine tapu sicil tüzüğünün 18. maddesine göre kimliğin de eklenmesi gerekiyor. Burada kimlikler çok önemli. Bu vekaletnameyi Türk vatandaşı veriyorsa mutlaka kanunlarımız, mevzuatımız gereğince mutlaka ve mutlaka onun TC kimlik numarasını da ihtiva eden Türk kimliğinin olması gerek. Mavi kartlıysa mavi kartı da yeterlidir. Bunun da noter tarafından, yabancı noter tarafından, örnek Almanya demiştik veya Belçika demiştik, eklenmesi gerekiyor. Bu eklenmezse yine bu vekaletname Türkiye'de Tapu Müdürlüğü tarafından kabul edilmiyor. Burada önemli olan bu belgenin eklenmesi. Pasaport ekleyebilirsiniz. Türk pasaportu da ekleyebilirsiniz. Çifte vatandaşsanız Türk pasaportu yerine veya Türk kimliği yerine eğer yabancı ülke pasaportunu veya kimliğini ekliyorsanız bu kabul edilmiyor. Çünkü siz Türk vatandaşısınız. Ama yabancılar için önemli değil. Onların yabancı ülke
vatandaşlıklarıyla ilgili belgenin bu noter vekaletnamesine eklenmesi yeterli. Ama geçici seyahat belgesidir, işte meslek kimliği, örneğin ben avukatım, avukatlık kimliğimi ibraz edersem bunlar kabul edilmiyor. Veya o ülkede sığınmacı, mülteci olarak bulunanlar, o ülkenin geçici olarak veya sığınmacı veya mülteciye ilişkin vermiş olduğu belgelerle yapması mümkün değil. Bunlar tapu müdürlüğü tarafından kabul edilmiyor. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Mutlaka bu kimliklerin vekaletnamenin arkasına eklenmesi gerekiyor. Şayet noter bütün o kimlikte bulunan bilgileri yazmışsa vekaletnamenin altına ve o şekilde tasdik etmişse, imzalamışsa vatandaş ve noterde tasdik etmişse o zaman geçerli kabul ediliyor. Ama tüm bilgilerin yazılması gerek ki genelde de tüm bilgiler yazılmıyor. Onun için bu belgelerin eklenmesi önemli. Peki bu durumda vekaletname uygun olarak yapıldı diyelim. Her şey tamam. İmzalar var, belgeler eklendi. Her şey tamam. Peki bunun onayı gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Yurt dışında bulunan konsoloslukta gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Burada ikili ayrım yapıyoruz. Apostille şerhiyle ilgili, yani 1961 tasdik, belgelerin tasdikinin muafiyetine ilişkin sözleşmeye taraf bir ülke mi değil mi ona bakıyor. Örnek, Belçika bu sözleşmeye taraf. Dolayısıyla bu ülkede Türk konsolosunun onayı gerekmiyor. Yani Belçika'da gidersiniz, siz bir apostil şerhi alırsınız. Apostil şerhini, yani o noterin bağlı olduğu, işte o ülkede kim veriyorsa, örneğin Almanya'da, ben Almanya'ya hep örnek veriyorum, Almanya'da diyelim ki noter verdi, noterinkini Landgericht, eyalet mahkemesi ona apostile veriyor ve bu şekilde Türkiye'de geçerli oluyor. Bu apostile şerhi verildiğinde o zaman Türk konsolosluğunun onayına gerekmiyor. Ama şu da olabilir, Türkiye ile ikili sözleşme vardır. Orada hatta bu apostile de istenmiyor. Türk konsolosunun onayı da istenmiyor. Apostile doğrudan Türkiye'de geçerli kabul ediliyor. Mesela Avusturya ile böyle bir sözleşmemiz var. İkili bir sözleşmemiz var. Polonya ile var, Macaristan'la var, Kuveyt'le var. Veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile böyle sözleşmelerimiz var. O ülkelerde apostile böyle bir şeye gerek yok. Konsolosluğun da, Türk konsolosluğunun da onaylaması gerekiyor. Onlar Türkiye'ye doğrudan götürebiliyor. Ama burada dikkat edilecek konu şu. Örneğin Kanada'dan alıyoruz. Kanada ne ikili sözleşmemiz var ne de Lahey Sözleşmesi'ne taraf. Diyelim ki Toronto'da gittik. Bir noterde, Kanada noterinde vekaletname çıkardık. Her şey usulüne uygun. Ama apostile alamıyoruz. Çünkü apostile şerhine taraf olan bir ülke değil Kanada. O zaman işte 195. madde, noterlik kanunun 195. maddesine göre noterin bağlı olduğu üst makamın onaylaması, imzaların ayrı olması gerek. Bunların da Türk konsolosu tarafından onaylanması halinde Türkiye'de geçerli bir vekaletname oluyor. Ama bir apostil şerhi sözleşmesine taraf ülkedeyseniz apostil almanız yeterli. İkili sözleşmede bu da kaldırılmışsa Avusturya gibi o zaman buna da gerek yok. Her ne kadar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yabancı İşleri Daire Başkanlığı kılavuzda bu hususa değinmemiş. Sadece Kıbrıs örneğini vermiş, Kıbrıs'ı söylemiş ama diğer ülkeler de var. Avusturya, Polonya, Macaristan gibi, Kuveyt gibi ülkeler de var. Bu ülkelerden de alınan vekaletnameler, noterden alınan vekaletnameler doğrudan Türkiye'de geçerlidir. Dijital alınan ülkeler var. Örneğin Belçika'dan dijital apostil verilmişse, e-apostil diyoruz. Bunlar verilmişse tapu memuru önüne geldiğinde, tabii ki hepsi tercüme edilmiş, Türkçe'ye çevrilmiş, Türk noterinden onaylanmış, yurt içinde veya yurt dışında akredite olan tercümanlarla yapılmışsa veya Türkiye'de yeminli tercümanla yapılmışsa, bu tapu memurunun önüne geldiğinde tapu memuru şunu yapmak zorunda. Bu apostille, yani dijital olarak verilen e-apostil geçerli mi değil mi? Eğer bunda bir barkodu, kare barkodu varsa veya barkodu yazıyorsa bunu internetten oradan okutarak o sayfaya girmesi gerek. Eğer bunu teyit edebiliyorsa, internet üzerinden bunun doğruluğunu, bu apostilenin doğruluğunu teyit edebiliyorsa işlemi yapacaktır. Edemiyorsa işlemi yapmaz. E-apostillerde de bunlara dikkat etmek gerekiyor. Eğer apostile vekaletnamenin üzerine basılarak veriliyorsa zaten sorun yok. O belgeye has bir apostil olduğu bellidir. Ama başka bir ek belge olarak veriliyorsa bu belgenin bağlandığını
göstermesi gerekir. Yani o vekaletname için apostil verildiği tasdik edilmesi gerek. Bunun anlaşılması gerekiyor. Bu nasıl olabilir? Veya delersiniz, bazı ülkelerde deliyorlar, o apostili o belgeye, yani çıkarttığınız vekaletnameye ekliyorlar. Veya Almanya'da olduğu gibi bir iple ve bal mumuyla mühür basılıyor ve o belgeye bağlanıyor. İşte bunlar kabul ediliyor. Ama bağımsızsa maalesef bunlar kabul edilmiyor. Bir de noterle apostileyi veren aynı kişi olmaması gerek. Ayrı ayrı kurumuna ayrı ayrı imzaların olması gerek. Bazı ülkelerde bu da oluyor. Bunlar da geçerli değildir. Mutlaka ayrı bir makamın apostil şerhi vermesi gerekir. Demin söylemiştim, vekaleti düzenleyecek ülkede bulunan Türk dış temsilciliklerinin olması gerekiyor. Bunlar konsolosluklar, büyükelçiliklerimiz tabii, ama bazı ülkelerde Türkiye'nin büyükelçiliği yok. Örnek Tayvan'ın başkenti Taipei'de yoktur. Türk Ticaret Ofisi var bu ülkede. O da konsolosluk gibi sayıldığından bu konsoloslukta işlem yaptırabilirsiniz. Apostille sözleşmesine, tarafeye değil, ona göre değerlendirip bunu yaptırabilirsiniz. Yani Türk Ticaret Ofisi orada bir konsolos yetkisine sahiptir. Aynı yetkilerle vekaletname düzenlettirebilirsiniz. Ancak fahri konsoloslukların böyle bir yetkisi yok. Yani fahri konsolosluk varsa ne tasdik işlemi yapabilir sizin için, ne de başka işlem yapabilir. Onların böyle bir yetkileri yok. Peki şöyle bir soru gelebilir akla. Türkiye'de bulunan, diyelim ki bir Alman vatandaşı Türkiye'deki bir gayrimenkulle ilgili olarak gitti. Alman konsolosluğunda vekaletname çıkardı. Bu geçerli, kabul edilir mi? Hayır, kabul edilmez. Burada da konsolosluk işleriyle ilgili olarak Viyana Sözleşmesi'nin 5. maddesinin F fıkrasında evet, konsolosluklarının noterlik işlemi yapmaları görevleri arasında sayılıyor. Ancak o bulunulan ülkedeki taşınmazla ilgili değil, o ülkelerdekilerle ilgili değil. Eğer Alman vatandaşı Türkiye'de bir işlem yapacaksa Alman konsolosluğundan vekalet çıkarmayacak. Türk noterine gider, vekaletname çıkarır. O çıkardığı vekaletname sadece Almanya'daki bir taşınmaz için geçerli olur. Türkiye'deki için geçerli olmaz. Buna da böyle bir cevap vermiş olalım. Evet, video çok çok uzadı. Kusura bakmayın, her detayı paylaşmak istedim ama daha da detaylar var. Ama haklarınızı bu şekilde bilip arayabilirsiniz. Bunlara da dikkat ederseniz hiç sorun yaşamadan Türkiye'deki tapu müdürlüklerinde yabancı ülke vekaletnameleriyle işlem yapabilirsiniz. Peki, bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler.